Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Ekim aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, evet artık 2020'nin son çeyreğindeyiz. Sonbahar mevsimi başladı. Güneş Terazi burcunda 23 Ekim'e kadar ilerleyecek. Sizin ikinci evinizi aydınlatıyor. Özellikle parasal konular, maddi konular Ekim ayında çok fazla gündeminizde olabilir. Ekim ayı zor bir ay. Gökyüzünde gezegenlerin birbiriyle gerçekten, özellikle Güneş'in çok sert açılar aldığını görüyoruz. Ve bu tabii ki hayatlarımızda az veya çok, özellikle toplumsal alanlarda, kolektif alanda güçlü tesirler getirebilir. Hemen ayın başında 2 Ekim'de Koç burcunun 9 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Sizin 8. evinizdeki Dolunay. Burada önemli farkındalıklar ve aydınlanmalar getirebilir. Ama biraz tabii ki stresler var. Şiron'la birleşen bir dolunay hayatımızda aslında eksikler, hayatımızdaki belki hatalar, belki yaralar, bunlarla yüzleşmemizi sağlayacak. Tabii ki hastalıkları da işaret ediyor. Sağlık konularını da özellikle vurgulayan bir dolunay dönemindeyiz. Ekim ayında aslında genelde böyle bir dolunay tesiriyle de beraber toplumsal alanlarda, tüm dünya üzerinde sağlık konularının yine çok fazla öne çıkması, pandemi ve onun etkilerinin belki zorlayıcı bir şekilde günlük hayatımızı tehdit etmesi de mümkün görünüyor. 8. ev krizlerle alakalıdır. Ve böyle bir dolunay hayatınızda biraz duygusal anlamda olabilir, genel sağlığınızla ilgili olabilir, hatta maddi konular, parasal konularla ilgili olabilir. Bazı yüzleşmelerle sizi karşılaştırabilir. Ama şifa da tabii ki bunun içinde. Hani bazı sorunları keşfettikten sonra ya da bazı problemlerle yüzleştikten sonra onu şifalamanız, o problemleri çözmeniz için de olasılıklar hayatımıza girmeye başlayacak. Genel olarak sağlığınıza dikkat edin, bağışıklığınıza dikkat edin bu dönemde. Çünkü Mars ay boyunca Koç burcunda ve sizin 8. evinizde retro harekette. Üstelik Koç dolunayının da yönetici gezegeni. Yani bu bazı sıkıntıların, problemlerin olabileceğini işaret ediyor. 8. ev ameliyatlarla, operasyonlarla da alakalıdır. Evet, bir sağlık problemi nedeniyle bir operasyon gündeme gelebilir bu dolunayda. Ancak Mars retrosu çok acil değilse böyle ameliyatları biraz ertelemek gerektiğini de işaret ediyor. En azından Mars'ın düzelmesini beklemekte fayda var. Ama şu da olabilir, erteleyemeyeceğiniz, belki önceden ertelediğiniz ya da görmezden geldiğiniz bir konu da gündeme gelebilir ve belki zorunlu bir şekilde bu sorununuzu şifalamanız gerekebilir. Sevgili Başaklar, herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Dolunay 9 derece Koç burcunda olacak. Kişisel haritalarınızda özellikle 9 derece ve yakınlarında öncü burçlarda, Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak gibi burçlarda gezegenleriniz varsa, o zaman bu bahsettiğim genel tesirlerin bireysel hayatlarınıza daha güçlü bir şekilde yansımasını bekleyebiliriz. Eğer yoksa çok da önemli bir etki almayabilirsiniz. Sadece dolunay özellikle parasal konularda belki sizi biraz daha endişeli hale getirebilir. Birazdan eksiklikler, kısıtlamalar hissedebilirsiniz. Bu anlamda hani bazı sorunlarınızı, özellikle geçmişten gelen bir borç olabilir, bir vergi olabilir, bir kredi ödemesi olabilir. Hani bunları çözmek adına bazı yollar arayabilirsiniz. Dolunay bilmediğiniz, hani çok da unuttuğunuz ya da fark etmediğiniz bir parasal mevzuyu da belki karşınıza tabii ki çıkarabilir. Evet, gezegeniniz Merkür Akrep burcunda ilerliyor olacak. Ama ayın yarısına kadar, 14'üne kadar, 14'ünden sonra bir de Merkür retrosu başlıyor. Mars retrosunun yanı sıra Merkür Akrep burcunda gerilemeye başlayacak 14 Ekim'den itibaren. 28 Ekim'den itibaren de Terazi burcunda gerilemesini sürdürecek. Sevgili Başaklar, evet, tabii ki zihinsel anlamda etkileneceksiniz ve özellikle 14 Ekim'den itibaren zihninizi, düşüncelerinizi şöyle bir toparlamakta zorlanabilirsiniz. Burada karışıklıklar olabilir, iletişim alanında problemler olabilir, ticari hayatınızda, günlük hayatınızda, eğitim hayatınızda kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. Genellikle çok fazla geçmişe takılmanız, olaylara biraz daha kuşkucu bakmanız, biraz daha sorgulamanız, güvensiz olmanız mümkün. Özellikle yakın çevre ilişkilerinizde, iş arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle, komşularınızla kurduğunuz ilişki dinamiklerinde lütfen dikkat edin. Geçmişten gelen konuları da tamamlamak için bir fırsat olabilir tabii. Örneğin bir yarım kalmış bir eğitimle ilgili bir fırsat çıkabilir karşınıza.
hep ötelediğiniz bir sorun var, kardeşlerinizle oturup konuşmanız gerekiyor. Hani bu konu devreye girebilir, böyle bir retro etkisinde. Ya da bir projeniz var, hep öteliyorsunuz, yarım bıraktınız, bir türlü onu tamamlayamıyorsunuz. Şimdi onu tekrar belki ele alabilirsiniz. Evet, ve 14'ünden itibaren Terazi burcundaki Güneş'in gökyüzündeki sert açıları güçleniyor. Önce Mars'la karşıt açı yapacak Güneş, ardından Plüto ile kare yapacak, ardından Satürn'le bir karesi var. Bunlar zorlanma demek. Yani hem hayatımızdaki bireysel kişi, yani özellikle eril enerjileri anlatır. Güneş işte otorite figürlerini yönetir. Liderler, ünlü kişiler, yöneticiler Güneş'le ifade edilir. Ama bunun yanı sıra yaşam enerjimiz de Güneş'le alakalı. Bu anlamda bazı tehditlerle, bazı zorluklar, kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. Tabii ki yaşam enerjimize bir tehdit oluşturması, kolektif alanda ciddi anlamda belki günlük hayatımızda bazı yeni düzenlemelerin ya da kısıtlamalar olması da mümkün görünüyor. Siz hem parasal anlamda, Güneş çünkü sizin Terazi burcu ikinci evinizden geçiyor, parasal anlamda bu tehditleri, bu kısıtlamaları, bu baskıları daha yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Nitekim bu enerjiler altında 16 Ekim'de Terazi burcunda yeni ay doğacak. Yine ikinci evinizde yeni ay, yeni olasılıklar demek, yeni başlangıçlar demek. Ama bu yeni ay Güneş'in yaptığı bu açılar nedeniyle, bu kadar da retro gezegen etkisi nedeniyle biraz daha zorlu, biraz daha kısıtlayıcı, mücadele gerektiren bir yeni ay. Parasal mücadeleler var. İş hayatınızda zorluklar olabilir, masraflar olabilir, sorumluluklarınız artıyor olabilir, özellikle parasal anlamda. Ve tüm bunlarla mücadele etmeniz, çözüm yolları aramanız gerekiyor. Belki biraz işler yavaşlayacak retro gezegenlerin enerjileriyle beraber, ya da size sorun oluşturan konular. Eğer bu anlamda, parasal anlamda bir kayıp yaşadıysanız, bir zorluk ve baskı altındaysanız, belki bunun çözümlerini geçmişte aramanız gerekiyor. Belki yanlış yatırımlar, belki yanlış hedefler, belki yanlış hareketler sizi şu anki durumunuza soktu. İşte retro gezegen etkileri bunları sorgulayıp bazı çözüm yolları bulmanız konusunda da size yardımcı olabilir. 28 Ekim'de Merkür artık Akrep'ten ayrılıp Terazi burcunda gerilemesini sürdürecek ve yine 28 Ekim'de Venüs Başak burcundan ayrılıp Terazi burcuna geçiyor. Para evinize geçecek. Venüs Terazi'de çok güçlüdür. Bu anlamda belki bu parasal sorunlarınızı çözme adına daha doğru bir tespit içinde olacaksınız, ya da Venüs'ün desteğiyle bazı rahatlamalar olacak kazançlarınız alanında, ya da harcamak için gereklilikler, yani parasal ihtiyaçlarınızda Venüs'ün burada size destekleri olabilir, özellikle 28'inden sonra. Ve ayın sonunda yine güçlü bir dolunay var. 31 Ekim'de Boğa burcunun 8 derecesinde Uranüs'le birleşen bir dolunayla ayı tamamlıyoruz. Ayın son günü olduğu için tesirleri tabii ki özellikle Kasım'ın ilk haftası içerisinde devam edecek bu dolunay. Ama 29 Ekim'den itibaren bu Uranüsyen dolunayın tesirleri olabilir. Gerçekten huzursuz edici, biraz stresli bir dolunay. Biraz böyle hayatımızda beklenmedik tesirleri açık olabileceğimiz, ani gelişmelerle karşılaşabileceğimiz, hatta doğa olaylarını bile tetikleyebilecek bir dolunay etkisi altındayız. Sevgili Başaklar, Boğa burcu 9. evinizde olacak. Yakınlarınızla ilgili enerjiler, belki kardeşinizle ilgili bir mevzu veya hani bir ticari konu veya uluslararası alandaki bir beklentiniz, seyahatler, akademik konular, belki hukuksal konular, bu alanlarda bazı sürprizler gündeme getirebilir, bazı huzursuzluklar ortaya çıkarabilir, özellikle ayın sonundaki bu dolunay tesirleri. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.